nefes ayırır iki cihanı. Ölmeden görseydim nurlu Ravza'yı, nasip olsun bana sana varmayı. Medine'm, Medine'm, güzel Medine'm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bir iftar programında daha birlikteyiz. Bugün Bahri hocamızla birlikte manevi hastalıklarımız olan ucub, gurur ve kibiri konuşacağız. Ama konumuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi programımızın açılışını sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'le başlamak istiyoruz. Ve sizleri Hafız Kasım Çelik hocamla baş başa bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الفاتحة
Evet, Hafız Kasım Çelik hocamızın okuduğu bu Kur'an tilavetinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet hocam, toplumumuzda ve bizlerde zaman zaman manevi hastalıklarımız olan ucub oluyor, kibir oluyor, riya oluyor. Ama biz bugün programımızda gurur, ucub ve kibiri konuşacağız. Öncelikle bize gururun tarifini yapar mısınız? Gurur nedir, ne demektir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. İnsanın bahsettiğiniz gibi manen sık karşılaştığı hastalıklardan birisidir gurur. Emrad-ı kalbi diyoruz, kalbi hastalıklar. İnsan maddeten ve manen hasta olur, rahatsız olur. İnsan bedenen, cismen hasta olduğu zaman ehil bir doktora gider. Ehil bir doktor tedavi eder onu. Hastalığın cinsine, türüne, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bir reçete yazar. Hasta da o reçeteyi kullanır. Cenab-ı Hak da şifa verir. Eğer Allah şifa vermeyi murad etmişse, o doktorun reçetesi, ilacı da ona sebep olur. Aynen bunun gibi insan manen de hasta olur. Maddeten, bedenen, cismen hasta olduğu gibi manen de insan hasta olur. Bu hastalığın tedavisinde de insanın kalp doktorlarına, gönül doktorlarına gitmesi gerekir. Hastalığını onlara açması gerekir. Onlar da Kur'an ve sünnet merkezli bir reçete yazıp onu tedavi etmeleri gerekir. Yoksa bu kalbi hastalıklar tedavi olmadığı zaman hem insanı ruhen manen öldürür, yaşayan bir ölü haline getirir, hem zamanla bunlar bedenen hastalığa da dönüşebilir. Arzi hastalıkları bedene de sirayet ettirerek insanı tamamen ihfal edebilir, tamamen ifsad edebilir. Her zaman hastalıkların tedavisine dikkat etmek gerekiyor. İster manen olsun, ister bedenen, cismen olsun. İşte Kur'an'da, sünnette işaret edilen kalbi hastalıklar bahsettiğiniz gibi gurur, ucub, kibir şeklinde kendisini gösteriyor. Ve bunları aşamalı olarak anlatmak istediğimizde insan önce gurur hastalığına düşüyor. Evet. Sonra bir adım sonrası ucub, bir adım sonrası kibir olmak üzere insan kibre düştüğünde tedavi etmediği zaman Allah korusun sahibini küfre kadar götürecek bir evet. hastalıktır. Şimdi bu aşamaların birincisi olan gururla başlayalım. Gurur nedir? Gurur kelimenin tam manasıyla kişinin sahip olduğu nimetlere güvenmesidir. Allah'ı haşa aradan, devreden çıkarıp sahip olduğu nimetleri kendisinden bilmesidir. Aslında işin başında kul sahip olduğu nimetlerin Allah'a aidiyetini itiraf ediyor. Evet, bu ilmi Allah bana verdi, bu malı Allah bana verdi. İşte bu güzelliği, bu gücü, bu kuvveti, bu imkanları Allah bana verdi. O kuvvetler zirveye ulaşınca kendisinde artık bunları kendisinden bilmeye başlıyor. Kendisine ait olduğunu, kendisinin bunları tahsil ettiğini, bunları kesbettiğini, yani irade-i cüz'iyeyi, irade-i külliyenin önüne almaya başladığını görüyoruz. Bunun en güzel örneği Fecr suresinde Rabbimiz bize söylüyor. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَنْ Allah Celle Celaluhu diyor ki, biz insanı denediğimizde, insanı imtihan ettiğimizde neyle? Ona vererek, ikramda, lütufta bulunarak, ihsanda bulunarak onu denediğimizde insan der ki, Rabbim bana ikram etti. Bak ne yapıyor burada? Allah'ın kendisine verdiği nimeti ne yapıyor? İtiraf ediyor ve o nimeti Allah'ın kendisine verdiğini kabul ediyor. Ama ayetin ikinci parçasında ise
Ve emme izâ mebtelâhu fekadere aleyhi rızkahu feyekûlu rabbi ehâne. Fakat biz tekrar rızkından kısarak onu denediğimizde bu sefer diyor ki Rabbim bana ihanet etti. Haşa. Burada kulun kendi kesbini, kendi çabasını, gayretini öne çıkarma hadisesi var. Yani Allah'ı unutarak kendisini ön plana atıyor. Tabii kendisini ön plana atarak kendisindeki bir takım yetenekleri asıl görüyor. Onunla mağrur oluyor. Ne gibi? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ ayetinde geçtiği üzere. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o çok aldatıcı olan şeytan da sizi aldatmasın. Yani gurur hastalığı insanda önce kendisine güvenmeyle başlar. Yani güvenme derken sahip olduğu bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini biliyor ama daha sonra kendi kesbini merkeze koyuyor, kendi çabasını merkeze koyuyor. Haşa, irade-i cüziyeyi, irade-i külliyenin önüne koyuyor. Kendi evet. Küçük tercihlerini, çabalarını Allah'ın faali mutlak olan yaratıcı özelliğinin haşa önüne koymuş oluyor ki bu da o insanın gurur hastalığına yakalanmasına sebep oluyor. Evet. Peki hocam, yani gururun sebepleri nelerdir? İnsan gurura nasıl düşebilir? Yani daha ziyade insanın sahip olduğu değerler arttıkça insan gururlanmaya başlar. Yani hiçbir şeyi olmayan bu hastalığa düşmez demiyorum ama adam bu sefer de fizikiyle şununla bununla gururlanabilir ama genel manada insan sahip olduğu değerler, servetler, ilimler arttıkça onlar üzerinden insan aldanmaya başlar. Hatta bir mümin salih amelleriyle gururlanıp aldanmaya gidebilir. Yani onu cennete koyacak, onu Allah'ın rızasına erdirecek Allah Celle Celaluhu iken amelleri sebep iken asıl görmeye başlar. Evet. Ya Allah beni cennetine niye koymasın? Bak ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani salih ameline güveniyor. Tabii. Bu ne oluyor? Ameline güveniyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden hiçbiriniz ameliyle cennete giremez diyor. Sen de mi diyorlar? Evet ben de diyor. Sadece Rabbimin bana özel bir lütfu var. Bana merhameti var diyor. Bakın biz burada neyi görüyoruz? Kimse ameline güvenmemeli. Yaptığına güvenmemeli. İnsan salih ameliyle gururlanabilir mi? Özellikle ilimden yoksun. Bazı sofi meşrep kardeşlerimizin bu hastalığa çok düştüğünü geçmişten bu yana müşahede etmek mümkün. Adam nafile ibadetlere dikkat ediyor, farzlara dikkat ediyor. Bütün bunlardan böbürlenmeye, gururlanmaya başlıyor. Madem ki bunlar vardır, ben cenneti de hak ederim, ben şunu da hak ederim gibi evet. Yanlışa düşmeye başlıyor. İlim ehli ilmiyle gururlanabilir, ilmine güvenebilir. Zenginlerimiz malıyla gururlanabilir. Yani genel mevki manada sahibi insanlar, mevki makam sahibi insanlar. Dediğim gibi insan sahip olduğu değerleri hayatında çok gördükçe bu hastalığa düşme riski de çoğalıyor. Dikkatli evet. Olmak gerekiyor. Peki hocam, yani gururun çirkinliğinden bahsettiniz, kötülüğünden bahsettiniz. Peki bu gururun ilacı yok mudur? Tedavisi yok mudur? Bu nasıl izah edilebilir? Nasıl yok edilebilir? Şimdi elbette İslam'da hastalıklar varsa onun tedavisi de var. Başlarken dedim bu manevi hastalıkların gönül ehli insanlara götürülüp tedavi ettirilmesi gerekiyor. Bütün hastalıkların Kur'an ve sünnette ilacı vardır. O ilacı Kur'an ve sünnetin öğütlediği ölçüde kullanmak gerekiyor. Ondan istifade etmek gerekiyor. Birincisi Allah'ın murakabesi altında olmayı sürekli hatırda tutmaktır. Yani Allah Celle Celaluhu beni görüyor, beni biliyor, beni işitiyor, beni duyuyor. Hatta benim İçimden geçirdiğim niyetimi benden iyi biliyor. Evet. O zaman beni gözetleyen, beni bilen Allah'a karşı benim amellerime güvenmem, sahip olduğum kıymetli değerlere güvenmem,
bu bana zarar verecektir. Bilinci ve şuurunu taşımak gerekiyor. Birinci madde bu. İkinci madde bu konuyla ilgili nasları dikkatli okumak ve dikkatli takip etmek. Mesela bir iki tane okuyayım. Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i kutsi'de Allah Celle Celaluhu El-Kibriya'u rıdai vel-izzetu izari. Büyüklenmek, izzet, güç, kuvvet, bunlar benim izarım, benim rıdam ve izarımdır. Yani bana ait özelliklerdir bunlar. Bana ait vasıflardır. فَمَنْ نَزَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا. Kim bunlardan biriyle benimle tartışırsa, yani büyüklük Allah'a aittir. Beğenmek Allah'a aittir. Gururlanmak Allah'a aittir. Bu vasıflarda kim benimle tartışırsa diyor Cenab-ı Hak, اَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ. Onu cehenneme atarım. Bu naslı hiç hatırımızdan çıkarmayacağız. Ya da Tirmizi rivayeti, لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ مَعَ الْجَبَّارِينَ. Kişi nefsini beğenmeden ayrılmaz, ta ki zalim zorbalar arasına yazılıncaya kadar. فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. O zaman o zalim zorbacılara isabet eden azap, ona da azap, ona da isabet edecektir. Ya da tevazu ile ilgili, yani insanın gururlanmasına, kibirlenmesine gerek yok. Bunlar hastalıklardır. Tam tersi bunların zıttı olanlarla insan yücelir, kıymet bulur, değer bulur gibi nasları dikkate almak gerekiyor. Müslim hadisi, اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَ اِلَيَّ اَنْ تَوَادَعُوا. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah bana tevazulu olmayı vahyetti. Hatta لَا يَفْخُرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ. Ta ki kimse kimseye karşı iftihar etmesin, övünmesin. Yani ben senden üstünüm demesin. Evet hocam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam اَنَا سَيِّدُ بَنِ آدَمْ لَا فَخْرَ buyuruyor. Yani durum tespiti yaparken bile nefsine pay çıkartmıyor. Ben Ademoğlunun efendisiyim ama övünmek yok diyor. Bunları Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle diyorsa, kainatın efendisidir, ins ve cinnin peygamberidir, son peygamberdir, Allah'ın en sevgili kuludur, o bile övünmek yok, gururlanmak yok diyorsa, biz de hayda hayda böyle bir işten uzak durmamız gerekiyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam sosyal hayatta gurura, ucuba, kibre gidecek bütün davranışlardan uzak durduğu gibi tevazuyu ifade eden, mesela sokakta çocuklara selam verirdi, kölelerle oturur yemek yerdi. Böyle gurura kapılacak, kibre, ucuba götürecek bütün davranışlardan sakınırdı. Bir Müslüman da bu hastalığın ilacında öncelikli tedavi, konuyla ilgili nasları görmeli. Sonra bu gurur hastalığına müptela olanların ahiretteki azaplarını düşünmeli. O kötü sonu görmemek için kalbinden bu hastalığı söküp atmalı. Bunu da birinci elden kendi durum tespitini yapmalı. İnsanlarla münasebetinde, ailesiyle münasebetinde kendine güveni, sahip olduğu değerleri elde etmesinde Allah'ın yaratıcı vasfını görüyor mu, görmüyor mu gibi muhasebelerle bu tedaviye başlaması gerekiyor. Evet. Daha sonra da ibadet ve taatını Allah'a kulluğun gereği olarak ortaya koymak suretiyle bu hastalıktan kurtulmaya çalışmalıdır. Hocam gururdan bahsettiniz. Manevi hastalıklarımızın diğeri de ucuptur. Yani ucub ne demektir? Ucubun gururdan ne farkı vardır? Ve bunun sebepleri nelerdir? Şimdi ucub gururun bir adım sonrasıdır. Gurur kişinin kendine güvenmesidir dedik. Sahip olduğu değerlere güvenip Allah Celle Celaluhu'yu aradan çıkarıp meseleyi kendisine izafe etmesidir. Bunun bir adım sonrası uçuptur. Yani kendini beğenmek. İnsan önce ne yapıyor? Kendine güveniyor. Kendini bir yere bu güveniyle oturttuktan sonra beğenmeye başlıyor.
ya benden iyi adam yoktur. Hatta bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, eğer siz hiç günah işlemeseydiniz daha büyüğüne düşerdiniz. Daha büyüğü nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında ucuk diyor. İnsanın kendisini beğenmesi. Öyle ya, adam diyor ki hiç günahım yok. Hiç eksiğim yok, hiç noksanım yok. Böyle düşünmesi zaten başlı başına kendisini beğenmesi demektir. İnsan gururdaki gibi sahip olduğu imkanlarla kendini beğenir. Mesela Allah Celle Celaluhu İslam tarihinde Huneyn Savaşı'nı Tövbe Suresi'nde konu ederken, İslam tarihi boyunca Resulü Aleyhisselatü Vesselam 27 ya da 28 tane savaş yapmıştır. 50 küsur savaşı organize etmiştir. Bu savaşların tamamında sayı ve teçhizat bakımından Müslümanlar hep az idiler. Kafirler fazla idiler. Ama Huneyn'de tam tersi olmuş. Müslümanlar Huneyn savaşında sayıca Müslümanlar çoktur. İlk defa bir savaşta sayıca Müslümanlar çoktur ve Müslümanlar çokluklarını beğenmeye başlamışlardır. Onunla gururlanmaya, övünmeye başlamışlardır. Yani çokluklarına güvenmişlerdir. Tabii güvenmişler ve çoklukları hoşlarına gitmiş. Allah bunu Kur'an'da anlatırken لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا وَيَوْمَ حُنَيْنِ Andolsun ki Allah birçok yerde, bir de Huneyn gününde size yardım etti. Huneyn'de ne oldu? اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Çokluk hoşunuza gitti. Çokluğunuzu beğenmeye başladınız. Onunla gururlanmaya başladınız. Ama فَلَمْ تُغْنِمْ عَنْكُمْ شَيَا فَلَمْ تُغْنِمْ عَنْكُمْ شَيَا Çokluk sizden bir şeyi def edemedi. Çoklukla övünmeniz sizi muzaffer etmedi. O savaşta tam tersi mağlup oldunuz. Ayetin devamında sonra Allah sekinesini indirdi de size yardım etti de meleklerini gönderdi de siz mağlupken galip duruma geldiniz. Şimdi burada çokluğun beğenildiğini, çoklukla insanların güvendiğini, ki bu hastalıktır. Yani tekâsür süresinde de var değil mi? Tabii birçok yerde var yani. El-hâkumu tekâsür, hatta zurtumul makabir. Yani insanlar çoklukla o kadar oyalanma olmuş ki insanlar elindeki sahip oldukları değeri sayıp tüketmişler. Artık ölmüş geçmişlerini mezarlıkta anmaya başlamışlar. Bunlar gerçekten kalbi hastalıklardır ve bunlardan insan sakınmadığı zaman aşamalı aşamalı, tıpkı bir kanser virüsü gibi bütün vücuda yayılıyor. Daha sonraki bir hastalığa düşürüyor. Daha sonra derken bakıyorsunuz ki adam manen sıfırı tüketiyor. Evet, hani biz toplum içinde diyoruz ki adam ölmüş ya. Vatandaş diyor yani. Ölmüş derken kalbi ölmüş onun. Yoksa onun maddi kalbi ölse onu mezara gömeceğiz. Ama manen öldüğü söyleniyor. Bu da bu hastalıklara dikkat edilmediği zaman ucunda manen ölüp yaşayan bir ölüye dönmek var yani. Evet hocam. Peki hocam, yani ucubun tedavisi var mı? Onun izalesi var mı? O nasıl giderilebilir? Bu hastalık nasıl giderilebilir? Yani önce bu hastalıkların hastalık olarak görülmesi gerekiyor. Beyhaki'nin Sünen'inde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ Üç şey helak edicidir. شُحٌ مُطَعٌ Aşırı cimrilik. İtaat edilen bir cimrilik. وَهَوَنْ مُتَّبَعٌ Peşinden gidilen bir nefis, arzu ve dürtülerine uyulan bir nefis. Bir de وَيَعْجَبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ Kişinin kendi nefsini beğenmesi. Önce bunların bir hastalık olduğunun tespiti yapılmalı. Bunlar gerçekten hastalıktır ve bu hastalıklar tedaviye muhtaç olduğu bilinci, şuurunu bize öğretmesi gerekiyor. Tirmizi'nin rivayetinde Efendimiz buyurmuşlar ki اِئْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Hatta اِذَا رَأَيْتَ
şuhhan muta'an. Bunlar önemli ifadeler. Hatta şu üç şeyi görünceye kadar bu işi yapın. Bir, aşırı cimrilik. Uyulan bir nefis, dünya ve tercih edilen dünya, bir de ve i'câbe kulli zî re'yin bi re'yihi, herkesin kendi görüşünü beğendiği zaman. Evet. Bu işler oluncaya kadar emri bil maruf nehyanil münkeri yapın. Bu işler olunca fe aleyke bi khassatin nefsike ve da'il avame. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki o zaman nefsinle meşgul ol, toplumun genelini bırak diyor. Bakın bu rivayet bize ister gurur hastalığına, ister ucub hastalığına yakalanmış olalım, öze dönmeyi istiyor bu son rivayet. Yani kalbimizle, kendimizle meşgul olmalıyız. Çünkü bizde hastalık var, bir de toplumda salgın var. Bu salgın hastalığın içerisinde biz kendimizi tedavi etmesek o bize de bulaşacak. O bizi de perişan edecek. Bu rivayetlerde onu görüyoruz. Aynı şekilde bu hastalığın tedavisi de yine Allah'ın murakabesi altında olma bilinci ve şuurunu yakalamak. Bu hastalığa müptela olanların ahiretteki cezalarını, ahiretteki durumlarını görmemizdir. Bu konuda İbn-i Mesud'un güzel bir öğüdü var. Diyor ki el helaku fi ithneteyni, helak iki şeydedir. Birincisi Allah'tan ümitsiz olmak, ikincisi de ucba düşmektir. Bu hastalığa düşen insanların bir de akıbetlerini düşünmek kıyamet gününde. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا ya da مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ya da اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُ نَفَرَ gibi ayet-i kerimeler geçmişte insanların mallarıyla, servetleriyle, çokluklarıyla övündüklerini, beğendiklerini, gururlandıklarını, ucba düştüklerini ama bu hastalığa düşen bu insanların da yok olduklarını Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Dolayısıyla bunun bir ilacı da bu hastalığa düşenlerin kötü akıbetlerini hatırlamaktır. Evet. Hocam tabi bu programımızın başında da ifade ettik. Yani manevi hastalıklarımızdan gurur, ucub ve kibiri konuşacağız dedik. İlk ikisini söylediniz. Peki kibirin de tarifini yapar mısınız? Yani kibir nedir? Kibirin gurur ve ucubtan ayıran nelerdir? Farklar nelerdir? Evet. Şimdi biraz önce de bahsettim. Böyle sırayla gittiğimizde insan önce gurur hastalığına yakalanır. Kendine güvenme, kendini hak etmediği mevkilerde görme, sonra bir adım sonrası tedavi edilmezse kendini beğenme, bir adım sonrası da insanlara tepeden bakmak. Evet. Yani hakkı reddedip insanları tahkir etmek. Efendimizin ifadesiyle el-kibru batrul hakki ve gamtun nasi, hakkın iptali ve insanların tahkiridir. Yani insan gurur hastalığıyla bu manevi hastalıklara yakalanır. Tedavi edilmezse bir adım sonrası ucuptur. Tedavi edilmezse bir adım sonrası kibirdir. Evet. Kibirin de insanın sadece kendini beğenmesi, güvenmesi değil, diğer insanları küçük görmeye başlamasıdır. Tahkir etmeye başlamasıdır. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Kur'an'da çok böyle ayetler var. Allah müstekbirleri, kibirlenenleri sevmiyor. Kur'an'da kibir müşriklerin, kafirlerin, firavunların, nemrutların aynı şeytanın da bir vasfı. Tabii özelliği, şeytanın da bir vasfı. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti, bana kullukta kibirlenenler seyedhulûne cehenneme dâhirîn, ileride onlar alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Yine Tirmizi hadisi la yedhulul cennete men kana fi kalbihi miskalu zerretin min kibrin. Kalbinde miskali zerre kibir olan cennete giremez. Çünkü kibir hastalığına müptela olan birisi diğer insanlardan kendini üstün görmeye başlıyor. Evet. Aynı zamanda burada bir ırkçılığa da kapı açıyor. Halbuki Allah katında inne ekremekum indallahi etkakum.
Allah katında en değerli olanınız, en kıymetli olanınız, en muttaki olanınızdır. Evet. Bu ister Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, fark etmiyor bu. Kibir hastalığı kişiyi ırkçılığa da götürüyor. Çünkü kendini büyük görüyor, kendini dışındakilerini de küçük görmeye başlıyor. Evet. Bu hastalıkların mutlaka izalesi gerekiyor. Kur'an فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ ayetiyle aslında hiçbirimizin kibirlenmeye hakkının olmadığını söylüyor. İnsan yaratılışına bir baksın. Allah bizi bir damla meniden, sudan yaratmış. Aslımız, esasımız o. O övünülecek bir şey değildir o. Kibirlenecek bir şey değildir o. O bir damla sudan şu muazzam makineyi, insanı meydana getiren Allah'tır. Onu yüceltmek gerekiyor. Allahu Ekber demek gerekiyor. Evet. Nefsi yüceltmek değil, tam tersi Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek gerekiyor. Kibir gerçekten çok zararlı bir hastalık. Ona müptela olanlar kafirlerin özelliklerine sahip olmuşlar. Bir an önce onun tedavisine evet, gitmelidirler. Peki hocam, yani kibirin sebepleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Bir insanın kendisine kibir olduğunu nasıl anlar? Evet, kibrin sebepleri içerisinde yine gururda bahsettiğimiz gibi insanın sahip olduğu imkanlar. Onlar evet, insanı kibirlendirir. Malıdır, servetidir, makamıdır, mevkisidir, ilmidir, irfanıdır, doktorasıdır, ünvanıdır vesairesi. Bunlar insanı kibirlenmeye götürebilir. Yani. Götürebilir insan evet, dikkat etmezse. Belirtileri, en belirgin belirtisi Efendimizin de hadiste bahsettiği gibi hak hazır olunca onu görmemezlikten hakkı geliyorsa, hakkı inkar etmek hocam, hakkı reddediyorsa ya da insanları küçük görüyorsa evet, ya ben var ya benim gibi bir adam bununla düşüp kalkar mı? Yani fakir biriyle bir arada bulunmak istemiyor. Bazen nadir de olsa camide bile geliyor, safta dururken kendine özel bir yer arıyor bu tip insanlar. Bu başkasını küçük görmek, tahkir görmek evet, evet, en belirgin özelliğidir. Zaten hadiste de bahsediliyor. Efendimiz kıyamet günü bu hastalığa müptela olanları anlatırken diyor ki Allah kıyamet günü bunları diyor zerre halinde yaratacak. Yani kıyamet günü küçük zerreciklere bunları o şekle getirecek ve insanlar onları ezecekler ayaklarıyla. Küçük evet, toz zerrecikleri haline getirip onları ayaklarıyla ezecek, zillet onları bürüyecek. Cehennemde bules denen bir hapishaneye atılacak onlar. Ateşlerin ateşi olacak onlar için. Cehennem ehlinin irinleri onlara akacak ve bu içeceğe de tînetul habal diye cehennemliklere özel bir içecek olarak takdim edilecek. Evet. Yine bir başka ifadede Efendimiz buyurmuş ki insanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdatlarıyla övünmekten vazgeçerler ya da Allah katında burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir derekeye düşerler. Cenab-ı Hak sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o muttaki bir mümin yahut bedbah bir facirdir. İnsanların hepsi Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Sürekli bunu hatırda tutup sahip olduğumuz değerler üzerinden bir başkasını aşağılamak, küçük görmek gibi evet, yanlışlara düşmemeliyiz. Bunun tedavi yolları neler hocam? Yani kibrin tedavi bunun yolları. Tedavi yolları da aynı önceki hastalıklarda olduğu gibi kişi ne yapacak? Kendi durumunun tespitini yapacak, sahip olduğu değerleri Allah'ın verdiği bilinci şuuruna erecek, bu konudaki nasları, ayetleri, hadisleri okuyacak, ahirette bu hastalıklara müptela olanların çektiği cezaları, azapları okuyacak, o duruma düşmemek için kendini bu hastalıklardan tedavi edecek. Evet hocam, çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Teşekkür. Evet sevgili seyirciler, manevi hastalıklarımızdan gurur, ucub ve kibir konusunu konuştuk. Bahri hocamızdan istifade ettik. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Rabbim bizleri gururdan, ucubdan ve kibirden muhafaza eylesin. Evet sevgili seyirciler, bir başka iftar programında görüşmek üzere.
Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nefes ayırır iki cihanı, ölmeden görseydim nurlu Ravza'yı. Nasip olsun bana sana varmayı, Medine Medine.